burcu olan hastalarımızdan çok sık duyduğum bir şey var. Bu hafta onunla ilgili konuşalım istiyorum. Hı-hı. Ameliyattan sonra sıvı döneminde komposta tüketebilir miyim diye çok sık soruyor hastalar size. Ünlü soru, evet. Kompostu yasak mı? Yani aslında şöyle. Şimdi kompostu nedense bizde böyle ülkemizde çok ünlü bir şey. İşte bizim evde de yapılırdı. Annem de sever. Mesela birisi hasta olduğunda hemen oradan biri çıkar der ki bir komposta yapayım. Veya meyve suyu verelim. Ya mutlaka şekerli bir şeylerin iyi geldiği gibi bir inanışa sahibiz. Hatta böyle hani bebekler doğduğunda da şekerli su falan vermeye kalkarız. Böyle her zaman şekerli şeyler verip de insanların gücünü yerine getirmeye çalışma gibi bir çabamız var. Hatta bugün yine beni taburcu ederken şöyle bir şey oldu. Dedim ki ya ameliyattan sonra bir hafta sıvı dönemi yapacağız. Bu dönemde sadece sıvı alıyoruz. Kurallarımız işte günde 2,5 litre sıvı almak zorundayız. Diğer yandan içtiğimiz şeylere dikkat etmemiz lazım. Yoksa ömür boyu zayıf kalamayız. İşte mesela örnek olarak dedim. Meyve suyu, işte portakal suyu, taze sıkılmış portakal suyu iyi bir şeydir ama zayıf kalmak isteyen birisi için iyi bir şey değildir dedim. Hastam da bana dedi ki, ama ben şimdi şeker almazsam şekerim düşmez mi dedi. Ben dedim yani merak etme, ömür boyu o şekerli şeyleri almadığın takdirde de şekerin düşmeyecek. Yani aslında kültürümüzde böyle bir inanış var. Yani şekerli bir şey de alınmak zorunda gibi. Birisi ameliyat olduğunda vitamine ihtiyacı vardır. Onun için meyve suyu yapılmalıdır, komposto yapılmalıdır falan böyle bir kültür var. Ama bu doğru mu yanlış mı dersek şöyle yani işi iki boyutlu bakmak gerekiyor. Yani sağlık tarafından bakarsanız evet misal işte bir taze sıkılmış portakal suyu sağlıklı mıdır? Sağlıklıdır. Tamam, ona bir şey diyen yok, kabul. Ama diğer yandan baktığınızda çok kalorilidir. Çok kalorili bir şey, ben zayıf yaşayacağım iddiasıyla ameliyathaneye girmiş, hayatını değiştiren birisi için çok mantıklı değildir. Zayıf kalmak istiyorsanız kalorilerden biraz uzak durmanız gerekiyor. Yani hiç mi portakal suyu, hiç mi komposto içilmez? Aa, içilir mutlaka. Hatalar da yapılır, yanlışlar da yapılır. Yüksek kalori şeyler de alınır. İnsanız sonuçta ama bunları belli bir sistematik, belli bir düzene sokmak zorundayız. Yani o yüzden ben komposto içelim mi dediklerinde diyorum ya yok hayır, normalde normal hayatımızda biz gidip evde komposto yapıp içiyor muyuz? İçmiyoruz. O zaman diyorum sizin de içmenize gerek yok. Ama ameliyat oldu ya işte şöyle olur böyle olur. Ya diyorum istiyorsanız yapın. Ama bunun şekerli olduğunu bizim hedefimizle çok alakalı, ilişkili olmadığını da bilin. Bunun üzerine şunu duyuyorum. Peki şeker koymadan sadece meyvenin kendi aromasıyla yapsak diyor insanlar. Tamam diyorum yani isterseniz yapın ama meyveler de şekerli sonuçta. Hani diyorum böyle özel şeyler üretme çabasından çıksak daha iyi olur. Çünkü evet siz şimdi bir yakınız ameliyat oldu, ona bakasınız var, bir şeyler yapmak istiyorsunuz, iyilik yapasınız var ama bu sizin için özel bir durum, ancak o bununla yaşayacak. Bu durumu çok özelleştirmemekte fayda var. Yani bırakın bir hafta boyunca İşte ayran içsin, evdeki çorbayı içsin. Hiç kimse bir hafta sıvı aldı diye ölmeyecek, kötü bir şey olmayacak, merak etmeyin. Özel bir şey yapmak zorunda da değilsiniz. Hani bugün ameliyat olan birinin 3 gün sonra vitaminleri düşüp böyle mahvolmayacak. Çok böyle vitamine, şekere ihtiyacı olmayacak. Oradan sizin verdiğiniz şekeri almazsa şekeri düşüp de bayılıp kalmayacak. Yani bu konularda bir kere bir rahat olun. Özel bir şeyler yapma çabanızı anlıyor ve takdir ediyorum ama buna hakikaten gerek yok. Hatta şimdi ben böyle meyve suyu içeyim mi diyor insanlar. Diyorum yani mantıklı değil, şekerli. Ama diyor yani dışarıdan alınan değil, biz yapacağız. Diyorum o da şekerli. O zaman komposto sırayla böyle ilerliyoruz. Komposto yapalım mı diyorum, yapmayalım, çok şekerli.
O zaman şeker koymadan yapalım mı? Diyorum gerek yok yani hani öyle bir şey. Ve son basamakta şunu duyuyorum bazen. Diyorlar ki o zaman biz bir şekerli su yapalım, iyi gelir. Bunların hiçbirini yapmamıza gerek yok. Ameliyatı böyle normal hayattan bambaşka bir noktaya koymamıza da gerek yok. E tabii haklısınız yani yıllarca böyle yapıldı, böyle konuldu, böyle konumlandırıldı. İşte videoları izliyorsunuz. Bir yerden birisi diyor ki şu olursa bu olur, mideye dokunursan mahvolursun falan. Başka biri diyor ki şunu yapacaksın 6 ay aman ha ağzına işte şunu sokmayacaksın 6 ay bu olmayacak 4,5 ay bilmem ne olmayacak falan. Böyle insanlar da bunları sürekli göre göre zannediyorlar ki ya acayip, enteresan, çok garip bir şeyler yapılıyor. Halbuki bizim yaptığımız ameliyatları çok acayip, çok enteresan, sizi böyle başka bir yaratık yapacak ameliyatlar değil. Yani hani ben hakikaten mesela bir ameliyattan sonra 6 ay bilmem neyi alma lafının nereden çıktığını düşün düşün bulamıyorum. Yani nereden çıkıyor bilmiyorum. O sebeple bu tarz böyle gözünüzde büyütmelerle, beylik laflarla, böyle acayip kısıtlamalarla ilerlemenin hiçbir faydası, hiçbir mantığı yok aslında. Şimdi YouTube kanalımı izliyorsunuz belli ki beni dinliyorsanız eğer. Bir bakın şu ve bundan önceki videoların altındaki yorumlara bakın. Yorumlar hep şöyle. Ya bana şu yapma dendi, bu böyle dendi, bu 8 ay dendi, bu 6 ay dendi, mahvoldum, öldüm, bittim ne yapayım? Ya bakın bu kadar kısıtlama iyi olmuyor. Çok kısıtlanan insanlar ileride tekrar kilo alan insanlar oluyorlar. O yüzden böyle acayip kısıtlamalara ihtiyacımız yok. Mantığa ihtiyacımız var. Aynı şekilde komposto, meyve suyu, işte şekerli su, bu olayların hepsini bu mantık çerçevesinden bakmamız lazım. Siz zayıf olmak istiyorsunuz. Zayıf olmak için ameliyatın kullandığı mekanizma size az kalori aldırmak. Ama dikkat ederseniz bunu kısıtlayarak yapıyor ameliyatlar. Yani katı şeylerin kolay geçmesini engelliyorlar. Normal hayatta katı şeyleri çok yediğimiz için, buradan kalori aldığımız için kalorimiz azalıyor. Ama tutun ki siz katı şeylerden engelleme nedeniyle alamadığınız kaloriyi kısa yoldan götürmek isterseniz, patika kullanırsanız, şekerli sıvılar ile alırsanız ameliyatın getirdiği avantajdan zaten mahrum kalacaksınız. Buna ihtiyaç yok. Hani biz burada sadece bir ameliyattan bahsetmiyoruz. Yani sizin yeni hayatınızın başlangıç günündeki işlemden bahsediyoruz. Bu bir işlem ve yeni hayatınızın başlangıç gününde yapıldı. Sadece farkı o. O yüzden bunu gözünüzde çok büyütmeyin. İlla ki şekerli bir şeyle almanıza gerek yok. Evde meyve suyu sıkmanıza gerek yok. Evde komposto yapmanıza gerek yok. Hiç olmadı şekerli su içmenize falan zaten gerek yok. Siz ameliyat olduktan sonra ben kendi planlamamı söyleyebilirim. Diğer taraflarda farklı şeyler söyleniyor. Ben ameliyat olduktan sonra hastalarıma bir hafta süreyle sadece sıvı almalarını öneriyorum. Bu sıvılarda da herhangi bir kısıtlama yapmıyorum. Hani bana soruyorsunuz ya kahve içebilir miyim? Ben diyorum içebilirsin hastalarıma. Türk kahvesi içebilir miyim? İçebilirsin. İşte misal bu satılan üçü ikisi bir aradalarda içebilir miyim diyorlar. İçebilirsin diyorum ama oraya bir parantez koyuyorum. Diyorum ki oradaki süt tozu mantıklı değil. Bunu bil. Onun dışında sade soda içebilir miyim? Zaman var mı? Ya çok bir zamanı yok. İçinde şeker yok sade sodanın. Gazını çıkartarak içebilirsin diyorum. Ha onun dışında işte bana getirip diyorlar ki proteinli süt. Bakıyorum arkasına ya diyorum bunun kalorisi birazcık fazla. Ha içebilirsin ama bu konuda mantıklı davranman gerekiyor. Yani sonuç olarak elinizden kimse tutamaz. Kimse sizi engelleyemez, kısıtlayamaz. Ne böyle bir hakkımız var ne de böyle bir şey yapma isteğimiz olmalı. Benim yok. Burada konu şu. Ameliyat oldunuz. Bir hedef uğruna milyonlarca insanı geride bıraktınız, ameliyathaneye girdiniz. Demek ki siz bu konuda kararlısınız.
Madem kararlısınız, yapacağınız şey akıllı sıvılar, ileride de akıllı besinlerle kiloyu korumak. Bunun içerisinde illaki bir kompostoya gerek yok. Ve emin olun, yani ameliyat olduktan 4 gün sonra bir meyvenin özünden çıkan sıvıyı almamak sizi mahvetmeyecek. Rahat olun. Komposto isteyenler içebilir ama her içtiğimiz, yediğimiz şeyde fayda zarar hesabı yapacağız. Akıllıca mı? Çok öyle görünmüyor. Normal hayatımızda gidip komposto içiyor muyuz? Ben içmiyorum. Hani çok az içen insan olduğunu düşünüyorum. Demek ki çok da gerekli değil. Kendinize çok iyi bakın. Videoya devam. Görüşmek üzere.